10 Mayıs, 16 Mayıs değerli akrep burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkayofficial Instagram sayfam günlük orada yorumlarımı takip edebilirsiniz. Bu ara çok hareketli bir hem özel hayatınız hem iş hayatınız her türlü bağlantılı ilişkiler üzerinde yapacağınız sistem çok yoğun olacak. Telefon trafiğiniz hiç bitmeyecek. Devamlı hareket halinde ve içinizdeki öngörüleriniz daha ön sahada olacak. O yüzden insanlarla alanınızda ortak hareket etmeye çalışacaksınız. Onlarla iş alanınızdaki insanlarla alakalı bağları güçlendirip daha naif, daha böyle zirve ve hedef noktasına doğru ilerleyeceksiniz ama parayla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Paranız çalınabilir, hesaplarınız çalınabilir, gereksiz para kaybı yapabilirsiniz. Bu ara paranızla ilgili hatalar sizi maddi olarak kayıplara sürüyor. Evet, işte ve çevrede, sosyal çevrede sorun yok ama parayla dijital alandaki alanlarda merakınız varsa para kaybınız var. İhmal etmeyin diyorum. Para sıkıntılarınız ve özellikle elden aldığınız ya da elden almak istediğiniz paralarla ilgili de sıkıntı var. Evet, bunların hepsini halledeceksiniz yavaş yavaş ama baba, abi, anne, kız kardeş dediğimiz kişi sizi destekleyecek ve bu desteklenmeyle birlikte 26 Mayıs'ta ciddi anlamda parasal evrenizdeki sıkıntılardan hafif hafif yavaş yavaş kurtulmaya doğru gidecek. Kurtulacaksınız değil. Yani sizin şu dönem sıkıntılarınız var. Bunları nasıl aşacağınızla ilgili kaygılarınız var. Ve bunlar 26 Mayıs'tan sonra gerçekten sizi rahat rahat güzel bir evreye sokacak. Değerli akrep burçları, kendi işinizi yapıyorsanız para sıkıntınız çok ciddi var. Kredi ya da borç alma gibi fikirleriniz var. Borç verilmeyecek, kredi çekeceksiniz. Ortaklı iş ayrımı ya da ortaklı alanla ilgili kapatma niyetiniz varsa sabırlı olun, kapatmayın. Çünkü Allah kısmet ederse 3 May 3 Haziran'dan sonra işinizde yavaş yavaş toparlanmalar söz konusu olacak. Büyük kurumsal firmada yöneticilerle sorun yaşayan ya da yöneticinizle alakalı noktada sıkıntınız varsa iyileşmeye doğru hareket sergileyecek. Aslında İş alanınızda bütünleşme dediğim bir haftayı yaşayacaksınız. Sizin de hatalarınız var, sizin de yanlışlarınız var. Bunları düzelteceksiniz. Kendinize iş kurmak ve uzun süredir planladığınız projeniz varsa Haziran 11 itibariyle hayata geçirmeniz daha sağlıklı. Şu an böyle bir hata yapmanızı istemiyorum. Çocuk isteyenler için gerçekten şahane bir dönem. Yani çocuk tedavisi düşünceniz varsa, çocuk planınız varsa, uzun süredir çocuğunuz olmuyorsa bunun için güzel fırsatlar var. Değerlendirdiğiniz takdirde çocukla alakalı sorunuz gayet geride kalacak değerli akrep burçları. Endişe etmenizi istemiyorum. Şöyle bir sorunumuz var. Bu ara bazı akrep burçlarının hani spiritüel yaşama merak sarabilirsiniz. Bu tarz meraklarınız ön planda olabilir. Evet, bu tarz eğilimleriniz var. Hisleriniz de çok kuvvetli. Bunlarla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Mesela sizde 28-29 Mayıs itibariyle sürpriz bir para gelecek. Hiç beklemediğiniz bir uzun süre önce verdiğiniz para sizin hayatınıza girecek olarak gözüküyor. Ailenize ait 3 katlı ya da 4 katlı bir ev ya da bir toprak işi müteahhite girmesini istediğiniz bir mevzu olabilir. Bununla ilgili de bir anlaşma bu Haziran'a kadar, yani Mayıs'ta biterken bu ev konunuzla alakalı tapunuz ya da evranızla ilgili ne sıkıntınız varsa bu büyük bir aydınlığa girecek. Endişe etmenizi istemiyorum. Yalnız şöyle bir sorunumuz var sizin. Bu ara çok bağırarak ev içerisinde çok büyük bağırmalar, tartışmalar, gereksiz kırmalar söz konusu olacak. Lütfen evdeki insanların kalbini kırmayın, enerjileri kırmayın. Onlar size çok değer veriyor, kıymetin. İlişkisi olmayanlar, aşksız olanlar, beni artık sevecek bir insan var mı diyorsanız, evet, muhteşem bir aşka. Hayatınızdaki doğru eli tutma dönemimiz özellikle 26 Mayıs itibariyle hem parasal evremizdeki yavaş yavaş hem de ilişki evremizdeki enerji güzel bir noktaya doğru ilerleyecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Ya sizin ailede farklı bir ülkeye ya da farklı şehre yerleşmek isteyen birileri var. Bunlarla ilgili onlar taşınma söz konusu olacak. Belli bir süre sonra siz de böyle bir karar vereceksiniz. Hatta toprak, tarım ya da organik
projeleriniz söz konusu olabilir. Bunları hayata geçirme içerisinde olacaksınız. Sağlık olarak özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı ve ayak kaslarınızla ilgili sıkıntı olabilir. Sizde de teyze, hala, babaanne, anne gibi sağlık problemi yaşanabilir. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Anne ve teyze, babaanne dediğim kişilerde kalçayla alakalı sıkıntılar söz konusu. İhmal etmenizi istemiyorum diyorum. Evet, sizde de belki uzun süredir eviniz küçük, daha büyük bir eve geçmek istiyorsunuz ama şu müteahhit işinizi halledin, ondan sonra daha sağlıklı. Bir de uzun süredir bir toprak üzerine inşaat yapmak isteyen bazı akrepler için güzel fırsatlar. Bu beklediğiniz, hani imar yazısı ya da çıkmasını istediğiniz bir evrağınızdan olumlu süreç olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Ailenize yazlık ev ya da ailenizin bir yazlık evi varsa bununla ilgili ufak tefek sanki değişmesi gereken noktalar var. Bu değişecek. Evet, dijital nok şöyle söyleyeceğim. Sosyal medyada marka olmak isteyen, kendinizi büyütmek isteyen bazı akrepler için güzel fırsatlar olacak. Lütfen değerlendirin. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.